Diyet yapmak gerçekten çok mu zaman alıyor, yoksa insanlar mı dümenci ya da sporcular mı dümenci, bunu anlayacağız. Hiç bu şekilde bir şey yapmamıştım. Bu video hızlı olacak, tek seferde çekmeye çalışacağım. Bu yüzden suçlu lisan edersem ya da diksiyonundan dolayı kötü konuşursam kusura bakmayın şimdiden. Neler yapacağız? Yeşilliğimiz var, bunu buraya koyalım. Tavuğumuz var, pirincimiz var, baharatlarımız var, 2 adet kartımız var. Biri normal mutfak terazisi, biri de tuzumu ölçmek için. Bu çok elzem değil ama bu elzem. Bıçağımız var, ocağımız var, okeyiz. Olay şu, ben buraya geçiyorum. Yemekteyiz konsepti gibi. Sürece başlatacağım, tavuk pilav yapacağım. Gramajlarımı söylüyorum. 200 gram pirinç yapacağım. Burada da hepsini yiyeceğim. 600-620 gram falan bir tavuk var. Hepsini yiyeceğim. Başlayalım. Şimdi burada size, affedersiniz, arkamı dövmemek adına buraya döneceğim. Öncelikle bunu koyduğum, başlattım. Biraz hızlı konuşacağım, o yüzden kaba hareketler yapabilirim. Hiç kusura bakmayın. Meme şef gelebilir hemen. 200 koyduk. Sandviçimiz bitti. Şimdi bunu hiç başka kaba koymadan direkt üstünde, içinde yıkayacağım. Başka kap filetirsem zaman alabilir. Bu yüzden hemen burada 2-3 defa yıkayacağım. Güzelce pirinci yıkayın. Şimdi bunu 2-3 defa yıkadım. 1'e 2 su koydum. Pirince şu şekilde tencereye elinizi daldırıyorsunuz. Pirince buraya ortaya doğru götürüyorsunuz. Eğer pirinç suyun üstüne çıkıyorsa okeydir. Altını çok açtım. Kapağımı kapattım. Fokurdayınca zaten kapatacağım. Tavuklarımızı aldık. Bu tartı değişim bitti. Bunun değişim bitti. Sandviçim var. Yanlış yere açmışım. Şimdi seriden tavuk keseceğiz. Çok ayıklamakla uğraşmayacağım. Elinde bıçak var da YouTube acaba laf yapar mı bilmiyorum. Şu an gözüküyor muyum onu da bilmiyorum. Şöyle bir sıkıntımız var şu an. Bizi yavaşlatacak bir olay. Tavuk donmuş. Bu biraz bizi yavaşlatacak. Tavuk bayağı donmuş. Aşçılar falan yoruma gelip de ulan öyle mi yapılır, böyle mi yapılır demesin. Bizim amacımız tat, güzellik değil, kalori ve makro. Ne var be? Bu da donmamış olsa var ya, bu bir de donmamış olsa var ya. Buna bakın, önce ben size hikayemi anlatsam. Size biraz hikaye anlatayım. Önce taktik vereyim, sonra hikaye anlatayım. Taktik. Şimdi beni takip edenlerin çoğunluğu öğrenci ya da sabah kalkma zorunda olan insanlar olduğu için ben öğrenciyken ne yapıyordum? Hala öğrenciyim ama şu an aile evindeyim ve okul yok. O zamanlar kahvaltımı geceden hazırlıyordum. Yumurtalarımı kırıyordum, bir kaseye koyuyordum, buzdolabına koyuyordum. Sonrasında ben pirinç unu yiyordum. Pirinç ununu, pirinç unu suyuna hazırlıyordum, tencereye hazırlıyordum, pirinç ununu çıkartıyordum, buraya koyuyordum. Su, pirinç unu, tencere. Sabah uyandığım gibi tava da hazır, her şeyim hazır yani. Ölçülecek şeylerin hepsi hazır geceden. Sabah uyandığım gibi direkt tabağın altına yakıp yumurtaya atıyordum. Pirinç unu döküp suyu koyup pirinç unu yapmaya başlıyordum. Bu şekilde oluyordu. Pilavı zaten geceden yapıyordum. Sonra bırakıyordum oraya. Tavuğu ise bu şekilde kesiyordum, sosluyordum. Buzdolabına koyuyordum. Sabah uyandığım gibi başka bir tavaya da tavuğu atıyordum hemen. Kapağını kapatıyordum düşük ısıkta. O pişiyordu. Sabah uyandığımda ya da şey yapıyordum. Bay erken uyanacaksam tavuğu da yapıyordum. Tavuk pilavı geceden yapıyordum. Bunları kaplara koyuyordum. Buzdolabına koyuyordum. Buzdolabına koyunca zaten bozulma durumu olmuyor. Sabah uyandığım gibi almam gerekenleri yanıma alıyordum, çantaya koyuyordum, kahvaltı yapıp çıkıyordum. Yani geceden de yapabilirsiniz. Ama ben şu an biraz fantezi peşindeyim. Bir de video çıksın. O yüzden böyle işlere giriştik. Ama bence yarım saatten önce bitireceğim. Hatta 20 dakikaya bitiririm ben. Pişme süresi var gerçi ama şu da var. Sabah uyandın, işe gideceksin. Bunları 10 dakikada yaptın diyelim. Bir 10 dakikada pişerken giyinebilirsin. Ne bileyim, üstünü hazırlarsın, bir şeyler yaparsın. Yani. Şimdi şu sosları koyarken bir yandan size Erasmus hikayesi anlatayım. Erasmus da benim amel olma hikayemi. O zaman dostlar ben gittim de euro düşüktü. 7-8 falandı. Bu euronun 17'yi falan gördüğü ilk Mart var ya, o zamanlar ben Erasmus'taydım. Her şey güzel gidiyordu. Huzurluyduk, paramız vardı az çok. Sonra bir anda fırlama. Sonra bir anda dolar bir fırlamaya başladı. Euro bir fırladı. Bize para yok. Cebimiz kurudu. Ağzımız kokuyor açlıktan. Dedik bizim çalışmamız lazım, iş bulmamız lazım. Ne iş bulabiliriz? Ne yapabiliriz? Amele iş yapacaksın şimdi burada. Bir şeyin yok. Belgen yok, bir şeyin yok. Amele olacağız. Biz çıktık dışarıya. Benim arkadaşım Mali ile, Muhammed Ali. Dönerci dolaşıyoruz.
Ve hepsine bildiğini yalvarıyoruz. İşte, abi biz Türkiye'den geldik ya, siz de mi Türksünüz falan filan gibi yaklaşıp iş kovalıyoruz. Abi işte bize de dolar malum para bitti, cartı curtu deyip bunu böyle 20 gram koyuyorum da şu an ölçme şeyim yok, ölçemeyeceğim. Gidiyoruz, konuşuyoruz. Bir yer dolaş, iki yer dolaş. Hem numara bırakıyoruz hem de irtibat kurmuş oluyoruz. En son bir abiye girdik. Dönerci. Ama adı Lehçe, yani Polak dilinde, Polonya dilinde. Ulan adam çok sinirli duruyor. O kadar sinirli duruyor ki böyle. Bir şey desek biz müşteriyi de dövebilir. Ne yapsak falan filan. Biz böyle ufaktan götüm götüm sipariş verdik. Türkçe konuşmaya başladık. Adam dedi siz Türk müsünüz? Evet abi dedik. Ben Azeri'yimdir, Azeri Türk'üyüm ben de. Oh dedik. Kardeşim işte siz burada mıydınız falan filan. Adam bir yumuşadı, samimileşti. Ben dedim abi vallahi dedim çok sinirdin, döveceksin sandım bizi, çok konuşamadık dedim. Ya dedim bir iş vardı da çalışanıma sinirlendim, kovacağım galiba dedi. Aha dedik. Abi dedik bize de işçi lazım, bize de iş lazım. Dedi şoför olur musunuz? Arkadaşım dedi ben olurum. Dedim abi bize bir iş daha lazım, bana da lazım. Aşçı olur musun dedi. Dedim abi olurum. Tamam dedi benim patronumla konuşacağım ben. İki tane dükkan var bizim, işçi lazım. Biz gittik. 2-3 gün sonra konuşmaya gittik. Abi, Necat abi sağ olsun bize iş verdi. Bir tane arkadaşım Maliye arabayı verdi. Uber şoförü gibi bir şey oldu. Bunun altını açtım, ısınsın biraz öyle dökeceğim. Uber şoförü gibi bir şey oldu. Taşıma yapıyor. Kargo bildiğin işte paket taşıyor. Bende de Necat abinin eşi Monika abla, Türkçe biliyor kendisi, o konuşacak. Bana şu an bunu biliyor musun, yapar mısın diye soracak. Ben de aşçı olacağım. Oturduk, dedi ki bana pide yapmayı biliyor musun? Biliyorum abla, yaparım dedim. Ama bilmiyorum, hiç yapmadım. Mercimek çorbası yapar mısın dedi. Çorba yapar mısın? Yaparım dedim. Hiç yapmadım hayatımda. Gösteriyor işte şu var, sarma var falan filan. Dedim bir şey yanlış söyledim de şimdi fazla olmasın. Sarma hiç yapmadım, yapamam ya dedim. Tamam falan filan dedi. Sen bir gel yarın bir deneyelim seni dedi. Gittim. Bir tezgahım vardı benim. Şöyle 40 santime 60 santim 1 metre gibi bir şey. Ufak. Orada bana pideyi gösterdi nasıl yaptığını. Dedi şu an bir hamur aç, bir pide yap. Ben çok hamur açtım ya hayatımda. Gittim. Hamur açtım bir tane lan dedim. Çok da kötü oldu ama neyse dedim. Geldi Monika abla. Dedi sen nereden öğrendin dedi. Dedim annemden. Annemler sürekli bir hamur işi yaptığı için. Oradan öğrendim dedim. Ama yalan. Çok iyi aşın dedi. Ben de niye aşın dedi. Ben bir şaşırdım. Nasıl yani dedim. Bayağı iyi aşın falan dedi. Tamam sen çalış bende dedi. Ben bir başladım Erasmus'ta pideci olmaya. Pide açmaya başladım. Bir gün pide yaptım full. İki gün falan pide yaptık. Sonraki gün bana dedi ki. Şuan dedi çorbamız bitti. Çorba yapmamız lazım. Ne yapabilirsin? Dedim lokanta usulü mercimek çorbası yaparım. Normali yetmiyor. Lokanta usulü yapacağım. Dedi tamam yap. Isındı bu arada, bunu döküyorum. Ben başladım. Monika abla çıktı, başladım internetten bakmaya. Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Buldum bir yer. Başladım yapmaya ama o kadar dandik bir yerde yapıyorum ki. O kadar böyle dandik ekipmanlarla yapıyorum ki görmeniz lazım. Neyse yaptım. İşitmem bir ses diyor ki çok kötü oldu, bu işilmez. Yaptık. Biraz soğudu dedi. Şans et. Sen yaptın, seni işledi. Acıkmışsındır dedi. Moruk ben bir içtim, yeminle billahi o kadar güzel yapmışım ki. Ay yemin ederim o kadar güzeldi ki. Dedim ben bu işi yapıyorum. Tuzu bu arada hafif suyu çekine koyuyorum ben. Böyle olunca müşteriler geldi, onları ikram ettik. Bayıldı müşteriler. Lan dedim bende varmış bir şeyler. Ben başladım bu sefer çorba pide yapmaya her gün. Çorba pide yapıyoruz. İşte poğaçamsı şeyler yapıyoruz orada. Tatlar falan hazır geliyor bazıları. Polonya peyniri var. Peynirden böyle bir şeyler yapıyorum. Onu paylaşıyoruz falan. Bir akşam sipariş gelmiş. Azerbaycan baklavası yapacağız. Abi dedim valla Azerbaycan baklavasını hiç bilmiyorum ya dedim. Azeri baklavası nasıl oluyor dedim. Olay Azeri olmasında gibi davranıyorum. Anlattı bana dedi şöyle şöyle olacak. Hazır zaten içi hazır zaten. Sen sadece hamurunu açacaksın böyle yapacaksın. Oturdum yapma ya. Yaptım bayağı uğraştım yaptım. Bitti şerbetini döktüm bitti sıcak. Dolaba koydum. Geldi Monika abla hemen dolaptan aldı götürdü. Abi dedim dur daha soğumadı. Yenmez öyle. Yok dedi bu böyle yenir. Müşteri hemen istiyor. Ama dedim soğuk daha güzel. Yok yok dedi böyle yiyorlar onlar. Ben şey yapıyorum. Tam bir esnaf edasıyla bak gibi oldu. Yenmez o. Takılıyorum. O da diyor ki hayır yenir bu güzel. Götürdüler. Ben de gittim. Onların ufak böyle bir bar gibi bir yeri vardı. Toplantılar oluyordu. Etkinlikler düzenleniyordu. Orada yeniyor. Ama ben yani millet yüzü bir düşse kötü olacağım. Üzüleceğim. Koydu bunlar. Ben hala bakıyorum böyle bak gibi olmuş. O yenmez ya diyorum. Bir tane Polak bir kız yedi. Bir yüzü değişti böyle. Yüzü bir açtı. Lan dedim yaptım galiba. Baktım geldiler de güzel olmuş falan filan demeye başladılar. Sordum bu sefer İngilizce şekilde. Sevdiniz mi diye. Evet dedi güzel olmuşlar nereden aldınız dedi. Hiçbir şey demedim ben yaptım demedim. Şu dükkandan aldık dedim. Geçiştirdim. Orada zaten benim prime dönemimde baklava yaptım en son. Orada zaten bir iki hafta sonra işi bıraktım. Bu da böyle bir anımdı. Yemek yapmayı yani severim. Neden anlattım bilmiyorum ama Polonya'da fakirlikten öğrenciyken gittim orada baklava falan açtım. Bir de yapmıştım. Saatte 14 zloty'ye çalışıyordum. Güzeldi. Videoda dolmuş oldu böylelikle.
Bak 18 dakika. Şimdi şey diyenler gelebilir. Evet kardeş sen 15 dakikada bitirdin, 12 dakikada bitirdin, attın eyvallah. Ama sonra başka iş yaparken onlar yanar. Air frame varsa tavuğun yanmaz. Pilavın biraz yanabilir, pilav yanabilir. Pilava bir şey diyemeyeceğim. Ama şu da var yani bir alarm kurarsan, 2 dakikada 3 dakikada bir bakarsan ya da evde koşturma halindeysen, üstünü giyerken böyle koşup koşup bir yemeğe bakarsan yanmaz. 19 dakika var. Bence bunlar bitti. Videoyu durduruyorum. Sayaç devam ediyor. Şu an saat 17.30. Dakika 19.21. Pişince devam edeceğim. Sayacımız 29 oldu. Tavuğumuz pişti, hatta suyunu da çekti bayağı. Pilav da pişti. Suyunu çekecek, dinlenecek. Yani buradan ne anlıyoruz? Ben bunu durdururum arkadaş. Şimdi bunu dinlendi, suyunu çekti. Dinlenecek pardon. Biraz sulu olmuş. Suyunu az koyayım biraz. Bu da okey. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Buradan ne anladık? 29 dakikada hatta daha kısa sürede pilav ve tavuk yapabilirsiniz. Hatta bahis arttırıyorum. Ben yarım saat içinde kahvaltımı yaparım. Ekstra bunları da pişiririm. Nasıl? Bir adet yumurta haşlama makinesi alırım. Bir tane daha tencere alırım. Yumurtaları geceden haşlama makinesine koydum. Suyunu koydum. Fişe takılacak vaziyette bıraktım. Uyandığım gibi fişi takarım. Yumurta haşlanırken o ara pirincimi yıkadım. Hatta pirinci geceden de yıkarım. Koydum. Pilavın suyunu da koydum. Pişmeye bıraktım. Bu arada diğer tencerede pirinç unu pişirmeye başladım. Pirinç unu pişti. Pirinç unu aldım. Kaseyi önüme koydum. O ara o soğurken tavuklarımı dilimledim. Tavukları hallettim. Tavukları tavaya attım. Pat oturdum. Yumurtamı ve pirinç unumu yedim. Zaten pişene kadar yersiniz. Sonrasında da bunlar hazır olmuş olur zaten. Bunları cam bir şeye koyun. Sıcakken plastiğe koymayın. Cam bir yere koydunuz. Oldu da bitti. Yani yarım saatte sağlıklı beslenme, hatta günlük bir beslenme planındaki öğünler hızlanabilir. Eğer ben yapamam, ben yoğunum falan diyorsanız biraz sorgularım, şüphe duyarım. Çünkü ben bunu geceden hazırlasam daha rahat rahat hazırlarım. Yarım saatte yine hazırlarsınız. Öğünlersiniz, dolaba koyarsınız. Sabah uyandığınızda da dediğim gibi tavada istiyorsan yumurtayı geceden kırarsın, dolaba koyarsın. Uyandığın gibi tavaya dökersin, direkt pişirirsin. Ya da haşlayacaksan yumurtaları delersin, suyuna koyarsın, makineye koyarsın. Uyandığın gibi fişe takarsın. Yulaf yiyorsan, yulaf hazırlamak daha kolay. Yulafı dök direkt kaseye. İçine artık ocaklarını koy. Üstünü kapat ya da dolaba at soğuk yiyeceksen. Soğuk yiyeceksen pirinç unu aynısını yapabilirsin ama pirinç unu dışarıda gece bırakmayı pek önermiyorum. Bilmiyorum, bir ekşimiş gibi hissettim ben. Bir kere yaptım. O yüzden taze yemeği daha çok seviyorum. Ama pirinç unu soğuk yiyeceğim derseniz o da mantıklı. Ben geceden yaparım, ekşimez diyorsanız o da mantıklı. Yani geceden de planlama yapılabilir. Sabah uyandığınızda yarım saat içinde de bir planlama yapabilirsiniz. Eğer öğününüzü hazırlamak istiyorsanız bahane yok. Yapılabilir. Yeşilim de burada. Bu arada burada. Yeşilliğim var. Tavuk proteinim var. Pilavım var. Zeytinyağım da var içinde. Baharatım da var. Tadı da güzel. Baharatı bu arada çok abartmayın. Acı, soğan, sarımsak falan koymayın. Bu da hızlı bir, quick bir video oldu. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ve bu video güzel izlenirse bu dediğim yarım saat içinde kahvaltı artı bütün öğünleri yapacağım. Yiyeceğim. Bunun açılıcı gelecek.